ikrah yoktur. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Allah böyle söylüyor. Sen kimsin ki baskı yapıyorsun? Sen kimsin ki zorluyorsun? Allahu Teala Habibine soruyor. Efe ente tükrihün nas hatta yekunu müminin. İnsanlar mümin ve Müslüman olsunlar diye sana insanları zorlama hakkı veren kim Habibim? Sakın zorlamayasın. Efe ente tükrihü. Sen mi zorluyorsun? Ey Habibim, senin zorlamaya hakkın yok diyor. Vallahi Kur'an yasaklıyor. Zorlama yoktur. Cebir yoktur. Ceza yoktur. Baskı yoktur. Diretme yoktur. Dayatma yoktur. Ne olur İslam'a iftira etmesinler. Ne olur bugünkü Müslümanların haline bakın. İslam budur demeyin. Bugünkü Müslümanlara bakıp da İslam budur demeyin, demeyin, demeyin. Yanlışlık yapmayın. Müslüman başka, İslam başka. Bugünkü toplumun neresi Müslüman? İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, kıldığı namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, mübahlarını, haramlarını, müşriklerini, mekruhlarını, hikmetlerini, gayesini, manasını, hedefini vallahi bilmiyor. Bilmeyen Müslüman, Müslüman olamaz. İlimsiz Müslüman olmaz. İhlası olmadan, ilim olmadan, araştırma olmadan, Kur'an olmadan, sünnet olmadan İslam olmaz. Mümkün değil. Hazreti Ali Efendimiz, Allah'ı tanımayan, ahirete de öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir inkarcıyla oturmuşlar, samimi samimi konuşuyorlar. Yer Medine. Ve inkarcı soruyor. Diyor ki, ey Ali, bakın ne kadar enteresan, ne kadar samimi bir hitap. Ey Ali diyor, senli benli konuşuyorlar. Ey Ali, sen diyor alim bir adamsın. Alim, hakikaten Arap toplumunun, İslam toplumunun, Mekke toplumunun, Medine toplumunun en büyük alimi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin üstünde alim yoktur. Peygamberimiz Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. El-ilmü, ilim, el-ilmü medinetün. Ne demek Medine? Şehir demek. El-ilmü medinetün, ilim bir şehirdir. Ve baba Ali, ve Ali babuha. İlim bir şehirdir, Hazreti Ali o şehrin giriş kapısıdır. Şehrin giriş kapısı, Ali. Diyor ki, ey Ali, sen büyük bir alimsin, hikmet adamısın, ilim adamısın. Günde diyor 5 defa abdest alıyorsun, zorunan zahmetine hani suyu bulabildiğin oluyor, bulamadığın oluyor. Günde 5 defa duruyor, namaz kılıyorsun, yatıp kalkıyorsun, yatıp kalkıyorsun. Senede bir ay diyor aç kalıyorsun, bu sıcakta, bu uzun günde oruç tutuyorsun. Sayıyor. Bizim gibi diyor canının istediği yapamıyorsun, istediğin kadınlarla düşüp kalkamıyorsun, yatıp kalkamıyorsun. Nimetlerden mahrum olsun. Oyun oynayamıyorsun, kumar oynayamıyorsun, zevk-i sefa yapamıyorsun ona göre. Bütün bunları öldükten sonra dirilmek var diye, ahiret var diye, velbâsu bâdel mevt, öldükten sonra dirilmek var, hesap var diye yapmıyorsun. Ben sana soruyorum diyor, ya yoksa. Şurayı bir anlayalım bugün Müslümanlar. Gençlerimize söylüyorum. İnkarcı ya diyor Ali, ey Ali ya yoksa, ya ahiret yoksa, ya öldükten sonra dirilmek yoksa, ya hesap kitap yoksa, ya mahşer yoksa, ya mahkeme-i kübra yoksa, senin bütün bu yaptıkların boşa gitmeyecek mi diyor. Kıldığın namaz boşa, tuttuğun oruç boşa, çektiğin zahmet boşa, aldığın abdest boşa, boşa, boşa gitmeyecek mi? Ya ahiret yoksa? Müslümanlar, bakın şimdi. Hazreti Ali buna cevap veriyor. Ne olur bu cevabı aynen söyleyeyim, aklımızda tutalım, insanlarımıza söyleyelim, arkadaşlarımıza anlatalım, ikaz edelim, irşad edelim, ihtar edelim, yazık. Vallahi hayatlarını kumar masasında harcıyorlar. Yazık, çok yazık. Hazreti Ali bir tek cevap veriyor. Hani dedi ya o, ya yoksa, ahiret yoksa, vel ba'su ba'del mevt, yani öldükten sonra dirilmek yoksa,
kıldığın namaz boşa, oruç boşa, hac boşa, zekat boşa, cihat boşa. Dediği zaman Hazreti Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam. Bakın hakaret yok, hakaret etmek yok. Fikrini, inkarcının inkarını beğenmezsin, beğenmeyeceksin, tamam. Adamın fikrini beğenmeyebilirsin, adam zındıktır, kafirdir, inkarcıdır, beğenmeyebilirsin. Ama adama hakaret etmek dinimizde haramdır. Hayvan, efendim canavar, şu adam, namussuz adam, şöyle adam, böyle adam diyerek adama hakaret etmek yoktur. Fikrini çürütebilirsen çürüt. Değişik bir fikir koyarsan koy. Ama saldırmak yoktur, hakaret yoktur, küfür yoktur, sövmek yoktur. Hazreti Ali diyor ki, ey inkarcı adam, ey inanmayan adam, sen ya yoksa dedin, yoksa bir kelime. Ben de sana cevaben diyorum ki, ya varsa, ya varsa, bak bir kelime. Ya varsa, öldükten sonra dirilmek varsa, sen yoksa diyorsun. Yok olduğuna ait bir delil yok. Kimse ahiretin yokluğunu ispat edememiş. Kimse musalla taşını kaldıramamış. Kimse kabrin kapısını kapatamamış. Kimse hayatta kalamamış. Kimse devamlı kalamıyor, öyle mi değil mi? Kimse önleyememiş. Tamam yoksa diyor. Hazreti Ali cevaben, ya varsa? Muhteşem bir cevap, bir kelime. Ve devam ediyor. Bakınız arz ediyorum. Hazreti Ali cevap veriyor. Ölüm ötesinde, yani öldükten sonra ahiret hayatı ya varsa, ya mahşer varsa, ya hesap günü varsa, ey inkarcı adam, o zaman senin halin ne olacak? Senin halin ne olacak? O ortama kendini hazırlamadığın için, ahirete göre hazırlanmadın, tedbir almadın, tedarik yapmadın. Senin halin ne olacak? Bakın. Eğer senin yoksa, öldükten sonra dirilmek yoksa, benim bunları namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ibadet etmekten benim hiçbir kaybım yok. Hazreti Ali söylüyor, benim bir kaybım yok. Abdest aldım, temizlendim, ne kaybım var? Namaz kıldım, farz et ki ahiret yok, farz et ki Allah yok, farz et ki hesap kitap yok, namaz kıldım, ne kaybım var? Jimnastik yaptım, hareket yaptım, ne zararım var? Oruç tuttum, perhiz yaptım, ne zararım var? Fakirlere para verdim, ne zararım var? Beytullah'a seyahate gittim, ne zararım var? Eğer ey inkarcı diyor, senin zannettiğin gibi öldükten sonra dirilmek yoksa, benim bunları yapmaktan bir kaybım, bir zararım yok. Ne kadar güzel. Bir zararım yok. Ama benim inandığım şekilde öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı varsa, bundan kesin olarak kazançlı çıkacak taraf yine ben olacağım diyor Hazreti Ali. Ben kazançlı çıkacağım. Sen ise ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden sen ise böyle bir hayatın olabileceğini değerlendirmeyip gerekli çalışmaları